Türkiye'de son yıllarda yapılan seçimlerin önemli bir kısmı tarihi nitelik taşıyor. Çünkü Türkiye'de sistem tartışmalarının ve geçiş süreçlerinin tartışıldığı bir dönemde halk oylamaları ve seçimlerin kendisi bir tür rıza üretim alanı, onay alanı olarak açığa çıkıyor. Dolayısıyla aslında 14 Mayıs seçimleri de oldukça tarihiydi. Önümüzdeki 31 Mart'ta yapılması öngörülen yerel seçimler de oldukça tarihi önemli. 2017'den beri referandumdan bu yana yapılan seçimlerin hemen hemen hepsi Türkiye'nin kaderi ve şekilleniş açısından bir anlam ifade ettiği için önemli. Öte yandan yerel seçimler bu defa biraz daha önemli, bir başka açıdan aslında daha önemli. O da şu: Türkiye'de yeni rejim, yeni Türkiye sistemi, merkezi otoritenin oldukça güçlendiği bir içeriğe sahip. Merkezi otoritenin bu denli güçlendiği ve otoriterizmin aslında daha etkin olduğu bir Türkiye profilinde yerellerden doğru yerel iradenin ortaya çıkarabileceği iktidarcık alanları, yönetim sahalarının kendisi bu merkezi otoritenin, gücün merkezde birikmesi meselesinde küçük bir aşınmaya yol açacağı gibi sistemin gelişim yönlerine de etki edebilir. Birincisi bu. Yerel yönetimlerin merkezi otoriterleşmeye dönük bir müdahale biçimi olma olasılığı var. İkincisi, Türkiye'de hem genel hem yerel seçimler son dönemde mevcut yeni rejime karşı halkın onayı ve güven oylaması haline dönüyor. Yerel seçimlerin de bu tip bir güven oylaması niteliği taşıması çok mümkün. İkinci önemli mesele bu. Üçüncü ve en önemli meselelerden biri, özellikle Kürt meselesinde içerecek biçimde söyleyecek olursak, yerellerde kayyum siyasetiyle merkezin hakimiyetinin en belirgin hissedildiği Kürt illerinde Kürt seçmenin yurttaş iradesinin, seçmen iradesinin tecili ve devamı açısından oldukça önemli bir yere zerk edecek, önemli bir yere denk gelecek bu mevzu. Bu noktada yerel seçimler Kürt siyaseti açısından, Kürtler açısından daha doğrusu, birincisi yereldeki iradenin yeniden kurulması, İkincisi, yereldeki iradede ne kadar güçlü olduklarının yeniden ilanı ve tescili. Üçüncüsü, kendini yönetme isteği üzerindeki ısrarı. Dördüncüsü, nasıl yerelde nasıl yönetilmek ve yönetmek, kendi kendini yönetmek istediğine dair seçeceği siyaset ve adaylarla beraber bir ilan içeriği taşıyacak gibi görünüyor. İktidar, 2017 referandumunun ardından yapılan ilk yerel seçimlerde biliyorsunuz, çok hakimiyetinin uzun yıllar sürdüğü İstanbul, Ankara gibi büyük kentleri kaybetti ve başka büyük şehirleri kaybetti. Bu aslında kurulması istenen, arzulanan siyasete, rejime dönük toplumsal bir denge çağrısı gibi okundu. Ama aynı zamanda mevcut iktidarın yerelden doğru denetlenmesine dair bir ifadeydi. Üçüncüsü, yerelden doğru iktidarın etkinlik alanının kaybolması, merkezin bu büyük şehirlerin insan, maddi, kültürel kaynaklarından beslenerek desteklenmesi sürecinin de zayıflaması anlamına geldi. Tüm bunlarla birlikte aslında 2019 süreci 2017 referandumunda ortaya çıkan sonucun bir bütünen teyidi değil, bu konuda bir denge çağrısıydı. 2024 yerel seçimleri ise 2019'da iktidarın bu mesaj sonunda kendi eski mesajından ne kadar ısrar ettiğine dair ve toplumun bu o mesajın ne kadar çok geldiğine dair bir sonuç da içerebilir. Aslında işin bir yanında prestij meselesi, bir yanında mevcut yeni rejimin güven oylamasının yerelden doğru karşılığı, öte yandan da maddi bazı nedenlerin yattığını söylemek çok da abartı olmayacaktır. Aslında bu yerel seçimler İktidarın 2019'da edinemediği yerelden doğru güven ve onay sürecinin devamı ya da devamsızlığı anlamına gelecektir. 2024'te muhalefetin almış olduğu kentleri koruyabilmesi ve yeniden alabilmesi için hala iktidar dışı kalmış muhalefet cephesiyle güç birliği, iş birliği ya da değişik bir ittifak platformunu kurma zorunluluğuna işaret ediyor. Bizim saha verilerimizde, başka merkezlerin yaptığı çalışmalarda bu konuda muhalefetin aslında birbirine gebe ve birbiriyle hareket etmeye mecbur olduğunu bize söylüyor. Ancak 2 Mayıs seçimleri ardından Millet İttifakı içerisinde gelişen dağılma ve dağılmanın ötesinde birbirini suçlayıcı ve aslında alan hakimiyetlerini zayıflatıcı
toplumun seçmenin motivasyonunu da aslında dağıtıcı olan karşıtlıklar, karşıtlık söylemlerinin kendisinin nasıl bir sonuca çıkacağını doğrusu hep beraber görmek gerekiyor. Elbette ise 2 aydan biraz fazla kaldı seçime. Bu 2 aydan biraz fazla zaman dilim içinde muhalefet partiler üzerinden kuramadığı güç birliği, işbirliğini tabandan doğru kurabilir mi? Ya da ilgili siyasal, iktidar dışı kalmış siyasal cepheyle başka bir algı üzerinden ve daha reel, somut bazı tartışmalar, müzakereler üzerinden yeni bir süreç kurabilir mi? Bekleyip göreceğiz. Zaman bunu kurmasına henüz müsait. Ama şu profil devam ederse, iktidar dışı kalmış muhalefet, kendi tabandan ve tavandan siyasal ve sivil sahayı birlikte güç birliği, ortak hareket etme konusundaki ortak yönelime alabileceği bir formülasyon üretmezse durumunun biraz da güç olacağını söylemek gerekiyor. Yerel seçimler sadece yerelden belediye başkanlarının, meclis üyelerinin vesaire seçildiği bir yer olmaktan da öte Türkiye'de muhalefetin yeniden kurgulanmasına ve yeni bir muhalefet algısının açığa çıkmasına dair bir virajlardan biri olma özelliğini taşıyor. Doğrusu reel olarak bahsettiğiniz kentlerde CHP'nin yeniden kazanma olasılığının az önce söylediğim siyasal partiler ve tabandan doğru ciddi bir işbirliği, güç birliğine ihtiyaç duyduğunu ve muhalefet birliği kültürünün Türkiye'de yerleşmesi gerektiğine dair güçlü işaretler taşıyor. Realite bize bunu söylüyor. Bunlar yapılmaksızın girilebilecek bir seçimde CHP'nin bu kentleri yeniden almasında güçlükler olacağını, kaybetme olasılığının mümkün olduğunu belirtmek gerekiyor. Kazanması halinde bu profile rağmen tabandan ve tabandan siyasal sivil mutabakat kurulmaksızın kazanabilmesi halinde zaten muhalefet CHP üzerinden güçlendirilmiş ve profil şimdiye kadar yok karşılıklı iktidar dengesi ve iktidarda yerelden doğru söz sahibi olma süreci, siyasetin, siyasal rejimin, siyasal karakterin belirlenme sürecinde CHP'nin rolünün artmış olması anlamına gelir. Kaybetmesi halinde ise Türkiye'de yeni bir muhalefet anlayışı ve arayışının güçlenmesi gerekir. Hem de bu sonuçlardan yola çıkarak toplum kendi muhalefet sürecini, yeni muhalefet algısını ve muhalefet biçimlenişini yaratmak durumunda kalabilir. Yani yeni bir muhalefet partisi çıkma olasılığı yüksek. Mümkün. Bakın 2019'da HDP biliyorsunuz mevcut rejimin otoriterleşme ve güvenlikçi siyasetlerine bir dur diyebilmek ve demokratikleşme koşullarını güçlendirebilmek açısından Türkiye'nin batısında kendi tabansal ve siyasal gücünü muhalefet lehine hareketlendirdi. Bölgede de Kürt illerinde de hakimiyet alanını derinleştirerek sağlamlaştırdı aldığı belediyelerde. HDP siyasal gücü itibariyle iktidara eğer dikkate alınmazlarsa taleplerinin demokratikleşme ve çözüm taleplerinin dikkate alınmaması yok sayılması halinde iktidara kaybettirebileceklerini ama aynı zamanda muhalefete de kazandırabileceğini göstermeye çalıştı ve oldukça başarılı bir sonuç edindi bu konuda aslında. Bir gösteren olması açısından başarılı bir sonuç edindi. Bütün bu süreç işlerken en önemli bedellerden biri kuşkusuz kazandırırken muhalefete kendi siyasal tabanının ve siyasal çerçevesinin kazanç alanını aşağıya çekmesi ve bunu ikincil tutmuş olmasıydı. Belki de buradaki en önemli zaaflardan biri buydu. Şimdi geldiğimiz aşamada ise aslında artık DEM Parti bileşenleri ve Kürtler, Kürt siyasetini oluşturanların şöyle bir ispat kaygısı kalmadı. Kürt siyaseti ve DEM Parti'nin çatısını ve tabanını oluşturanlar Türkiye'de mevcut siyasal iktidarın kurulmasında ya da kaybettirilmesinde önemli bir güçtür. Bu teoriyi ya da bu söylemi ispatlama gereğine ihtiyaç duymuyorlar. 2009 bunu yeterince ortaya koydu. Son 2 seçimden farklı olarak artık DEM Parti'nin savunduğu siyaset, talep ve çözüm sahalarına ilişkin olarak kendi özgür ağırlığını genişleterek ve güçlendirerek Türkiye siyasetinde etkinliğini göstermesi DEM Parti'nin tabanda güçlü olduğu Kürt illerinin büyük bir kısmında hala daha önce geldiği geleneğin siyasetine de oy vermiş taban büyük oranda korunuyor. Korunduğu gibi
hala seçmen hakkına, siyaset hakkına ve yerelden kendini yönetme hakkına sahip çıkıyor bu taban. Dolayısıyla bu çok büyük bir güç. Bu gücü motive ederek, onore ederek ve özneleştirerek bir yerel seçim sürecini götürmek DEM Parti'yi güçlendirecektir. Aynı zamanda Batı kentlerinde DEM Parti ve ittifaklarının güç sahalarını, etkinlik sahalarını yerelden doğru kazanarak, yerelden doğru siyasetin özneleri haline getirerek güçlenmesi ve yaygınlaştırması koşuluna sahip. Tam da bu noktada Batı'da gelişen, bölgede derinleşen bir DEM Parti siyaseti ve yerel kazanımlarının kendisi. Bunu başarabilirse Kürt sorunun çözümü dahil Türkiye'deki demokratikleşme ile ilgili umutsuzluk neredeyse ortaya çıkarmış pek çok geri gidişin kendisini de durdurabilecek gibi görünüyor. Tabii bu konuda oldukça ısrarlı olmak gerekiyor. Kimi yerlerde elbette kendi siyasetinin seçmen tabanının talep ve istekleriyle uyumlu olarak onların beklentilerini ve onayını alarak ittifaklar yerelden geliştirebilir. Ama bu geliştireceği ittifaklarında mutlaka kendi siyasetini geliştirecek, genişletecek ve güçlendirecek biçimde yol alması gerekiyor. İstanbul'da eğer iktidar ya da ana muhalefet Kürt seçmen ve DEM Parti'nin içeriğini ve tabanını oluşturan seçmen tarafından desteklenmek istiyorsa bu konuda onların da oralarda kazanabileceği sahalarla ilgili somut net desteklerini görebilmesi gerekecek. Bu bir örneğin Esenyurt gibi Kürt seçmenin çok yoğun olduğu kentlerde DEM Parti'nin siyasetinin adayının desteklenmesi gibi de olabilir. Bu başka biçimlerde de olabilir. Bu demokratikleşmeye dair bağlayıcı bazı vaatlerle de olabilir. Örneğin Batı'da, Adana'da, Mersin'de, Aydın'da, İzmir'de, İstanbul'da DEM Parti'nin güçlü olduğu ilçelerde bu siyasetlerin yereli yönetme sürecine dair desteklenmesini sağlayacak bazı açık ifadeler, açık mutabakatlarla da olur. Ama işin özeti şu, Kürtler bölgede seçme, seçilme ve kendini yönetme hakkına sahiplenmek isterken Batı'da karşılıklı kazanma ilkesinde tatmin de olarak aslında yol almak istiyor ve bu konuda açık müzakere, açık vaat ve bağlayıcı süreçler talep ediyor. Bunu kimin sağlayacağı önemli. DEM Parti ve tabanının nasıl bir siyasal profil talep ettiği ve siyasal profil içerisinde Türkiye'nin hangi sorunlarının çözümüne talip olduğu, nasıl bir çözüme talip olduğu meselesi çok açık. Evet, şu ana kadar açık müzakere meselesini de önemseyerek kendi adaylarını da çıkarma konusundaki ısrarını peyderpey geliştirerek tabanın ihtiyacını ve isteğini dillendirmiş görünüyor. Mesele seçimlere kadar bu süreci sağlıklı ve tutarlı yürütmektir. Şimdiye kadar yaptığımız çalışmalarda DEM Parti'nin birinci parti olduğu ve yerelden belediyeleri kazandığı kentlerin hemen hemen hepsinde seçmen tabanını koruduğunu, belli tartışmalarla beraber koruduğunu söylemek gerekecek. Dolayısıyla sağlıklı, güvenilir bir seçim ortamında DEM Parti'nin 2019'da kazandığı belediyelerin çok önemli bir kısmını, hatta hepsini alabileceğini düşünmek mümkün. Aynı zamanda AKP'nin uzun süredir yönettiği yerelden kimi ilçeler ve illerde de DEM Parti'nin güçlenerek buralarda da belediyeleri almak, yerelde büyük bir güç oluşturma potansiyelinin kurulduğunu söylemek gerekecek. Öte yandan bizim ilginç bulduğumuz verilerden biri daha önce de paylaşmıştık. DEM Parti'nin hiç olmadığı kadar çok bu defa son seçimlerden farklı olarak, son saha araştırmalarından farklı olarak gençler arasında bir tercih edilen siyaset olma oranında yükseliş. Son birkaç seçime göre daha fazla bir yükselişle karşılaşıyoruz. Seçime kadar bu yükseliş sahaları, bu talepkarlık sahaları eğer korunabilir, motive edilebilir, yol kazaları sağlanmaz, doğru adaylar ve doğru temaslarla ilişkilenilebilirse, propaganda süreçlerini götürebilirse DEM Parti'nin 2019'dan farklı bazı kentleri de bünyesine katabileceğini söylemek mümkün. Ama kıstası tekrar ifade etmek isterim.
kayyum siyaseti döneminde ortaya çıkmış olan tahribatları da gözeterek İYA ve yerelin ihtiyaçlarını da gözeten aday profillerini doğru belirleyerek, söylem süreçlerini doğru belirleyerek, ittifak ve daha önceki siyasetlerde oluşmuş eleştirileri de gözeten güçlü öznel bir duruş sergileyerek ve tabanını öznelleştirerek yürüteceği her süreçte güçlenerek çıkacağını söylemek mümkün. Daha önceki ilgili 11 kentin hemen hemen hepsinde seçmen grubunu koruyor. Önce onu söyleyeyim. İlçeler açısından da korumakla beraber 2-3 ilçenin ilçede öne geçmiş görünüyor. Örneğin Viranşehir, örneğin Tatvan. Gerek ilçelerde de kazanma olasılığı oldukça yüksek görünüyor. Ama bizim yaptığımız çalışmalarda 2019 seçimlerinde kazandığı kentler bir ikisinde biraz daha uğraşması gerekecek gibi görünüyor. Özellikle gelişen süreç içerisindeki yıpranmalarla beraber, ama kazandığı kentler ve ilçelerdeki pozisyonu büyük oranda koruduğunu, seçim alma olasılığının buralarda oldukça yüksek olduğunu, ek olarak birkaç kenti de katabileceğini, ilçe ve belde bazlı söylüyorum, katabileceğini söylemek gerekiyor. İktidar aslında kimi sahalarda kendi ittifakı çeperinde olan siyasetlere alan açmaya da çalışacak gibi görünüyor yerel seçimlerde. Örneğin bölge nezdinde söyleyecek olursak AKP kendi bünyesinde şimdiye kadar ciddi bir taban karşılığı olmamış, güçlü bir taban ve yerel iktidar gücü kuramamış olan Hüdapar'ın belli ilçe ve beldelerde AKP çatısı altında yerelden doğru bazı hakimiyet sahaları kazanmasını sağlayabilir. Bununla ilgili sahadan bazı çabalar, bazı tartışmaları bizler de gözlemliyor ve ölçüyoruz. Örneğin hani Diyarbakır Özgül'ün de örneğin hani de bunu zorlamak istiyor gibi geliyor bizim son saha çalışmalarımızdan görebildiğimiz kadarıyla. Örneğin Bellaçlar'dan Çınar'da, örneğin Batman'ın bazı ilçe ve beldelerinde Hüdapar'ın belediyeyi kazanabileceği, yerelden hakimiyet kurabileceği bazı yerleri kendi seçmen tabanında yönlendirerek, dahası Hüdapar'lı bir adayı kendi bünyesinde taşıyarak buralardan alan açmaya çalışıyor. Yine farklı yerlerde yine Cumhur İttifakı tabanı içerisinde öne çıkan kimi siyasetlere meclis üyelikleri ve başkan yardımcılıkları biçiminde alan açmaya çalışıyor. Bölgede hala en baskın ve egemen iki siyasetle karşılaşıyoruz. AKP ve DEM Parti. DEM Parti büyük bir kısmında birinci siyaset durumunda. Birbirlerine yakın oldukları kentleri, yani AKP ve HDP'nin birbirine yakın olduğu kentler ağırlıklı Serhat kentleri olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin Kars, Iğdır, Ağrı, Erzurum, belki Erzurum'un kimi ilçeleri, Muş'un kimi, Muş'ta vesaire gibi Bitlis'te karşılaşıyoruz. Bu kentlerde eğer Cumhur İttifakı olarak bir HDP'ye karşı blok ittifak biçiminde yaklaşılmaz ise, DEM Parti'nin hala çok güçlü bir pozisyonda olduğu, iyi bir strateji, iyi bir aday ve söylemle toplumda kuracağı bağa bağlı olarak kazanabileceğini söylemek mümkün. Cumhur İttifakı halinde, blok halinde davranılır ise DEM Parti karşısında, DEM Parti kendi tabanını güçlendirmek yanında aslında bu ittifak biçiminden, bu ittifakın uygulamalarından rahatsız olan tabanın, daha önce Cumhur İttifakı üyelerine oy vermiş ya da Millet İttifakı'na oy vermiş ama blok hareket eden bir grup seçmeni de kendisinde konsolide etme olasılığı bulunuyor. Tam da bu noktada aslında DEM Parti'nin tabanını güçlendirerek olduğu gibi korumak, motive etmek, konsolide etmek yanında hem Millet İttifakı hem Cumhur İttifakı nezdinde açığa çıkmış olan, bunların tabanında açığa çıkmış olan memnuniyetsizlik ve yeni adres arayışlarını da gözetmesinde fayda var. İşte Bitlis'te örneğin DEM Parti'nin pozisyonu oldukça güçlenmiş durumda. Muş'ta hakeza oldukça güçlü. Kars'ta daha önce de var olan bir denge vardı. Oradaki bloka çok bağlı. Kars, Iğdır, Ağrı gibi kentler, özellikle ilk iki kent Kars, Iğdır, Ardahan'ı da katmak lazım. Bu kentler bölgenin en çoğulcu kentleri görümünde siyaseten
çok en az 4 siyaset iktidar, yerel iktidara güçlü anlamda talip görünüyor bu kentlerde. İşte DEM Parti dışında MHP, AKP, CHP giriyor ama özellikle bu 4 parti de iktidara talip görünüyor. Tam da bu talip görünen siyasetler arasındaki ilişki bu kentlerin kaderini belirleyecek. Örneğin Şırnak'a örnek verebiliriz. Biz aslında 2019 seçimlerinde de Şırnak'ta genel meclisi HDP'nin ama belediyeyi AKP'nin alma olasılığının arttığını, bununla ilgili taşımalı oy, taşımalı seçmen durumundan ve bazı aday ilişkilerine kadar ki bir dizi nedeni de paylaşmıştık o dönem. Öngörümüz o zaman doğrulanmıştı. Hakeza Bitlis var açısından risklerin de benzer olduğunu söylemiştik. Şimdi örneğin Şırnak çalışmamızda, Şırnak'a çalışırken hala Şırnak'ta ciddi anlamda DEM Parti'nin güçlü olduğunu, reel olarak Şırnak'ın yerli ve yerel sakinleri açısından baktığınızda DEM Parti oldukça güçlü. Ama hem taşımalı seçmen, hem yerelin güvenlik bürokrasisi ve memur potansiyeli geçici olarak orada bulunan bu kesimlerin kendisinin yerel seçim süreçlerini kendi iktidar lehine nasıl bükecekleri meselesi önemli bir tartışma konusu olarak duruyor. Bizim Şırnak'ta gördüğümüz şeyin Şırnak'ın ilçeleri açısından da geçerli olduğunu söylemek gerekiyor. İşte Uludere gibi, örneğin Beytüşşebap gibi kentler açısından da, sadece o da değil, örneğin Siirt çalışmamız sırasında da Siirt'te bile taşımalı seçmen meselesiyle karşılaştık. Arada DEM Parti birinci parti olmakla beraber, bizim son yaptığımız çalışmadan yola çıkarak söylüyorum, AKP'nin de iktidar olma koşullarından da faydalanarak aslında kentte bir etkinliğinin olduğu ve bu de, oradaki bu etkinliğin giderek bir denge unsuru haline gelme olasılığının olduğunu, dolayısıyla DEM Parti'nin Ağrı'da kentlilerin tanıdığı, kabul ettiği ve kentlilerin sesini duyan bir adayla girmesi halinde yeniden Ağrı'yı alma olasılığı oldukça yüksek. Muş hakeza çok küçük bir farkla kaybediliyordu, çok büyük bir fark yoktu ve Muş'ta son dönemde DEM Parti lehine bir taban hareketliliğini son seçimlerde ölçtük. Aradaki fark oldukça düşük DEM Parti ile AKP arasında. Benzer bir durumu Bingöl'de de gördük. Bu üç kent biliyorsunuz AKP'nin yerel belediyeleri aldığı kentler pozisyonunda. Özellikle Bingöl ve Muş uzun süredir AKP'nin aslında yönettiği belediyeler. Ve bu yönetimle uzun süredir buralarda belediye yönetmiş olan AKP ve AKP'nin faaliyetinden doğru memnuniyetsizliğin tabanda belli açılardan çıktığı ve bu memnuniyetsizliğe bir şekilde yanıt vermek isteyen, daha önce AKP'ye de oy vermiş olan tabanın bir adres aradığı hakikati var. Bizim son yaptığımız çalışmalarda karşılaştığımız bir şey. Benzer bir şeyi Bitlis'te de görmek mümkün. Bitlis'te, Tatvan'da örneğin benzer bir durum var. DEM Parti bir tür yükselen siyaset durumunda. Kategorik olarak DEM Parti'ye oy verebileceklerin oranı oldukça yüksek ve iktidar, yani yerel iktidarı, yerel seçimi kazanma olasılığı oldukça yüksek. Ama buralar AKP'nin uzun yıllardır güçlü olduğu ve iktidar olmanın getirdiği olanaklarının da ciddi anlamda etkili olduğu kentler. Tam da bu noktada DEM Parti'nin yerelle kuracağı bağ, tabanla kuracağı bağ, tabanın yeni siyaset arayışına vereceği yanıt öne çıkıyor. Hala HDP'nin biliyorsunuz HDP'li bir belediyeydi ve kayyum atandı ve Iğdır öteden beri çok hassas bir kent. Bölgenin en çoğulcu kentlerinden biri aslına bakarsanız. Yani AKP'nin, MHP'nin, CHP'nin, DEM Parti öncesi HDP, DTP gibi siyasetlerin benzer güç, dengeli bir güç oranda olduğu kentlerden biriydi. Ve genelde Iğdır'da öyle bir profil vardır ki hani %48-49 bir partiden %48-49 diğer siyasetlerdir. O aradaki küçük birkaç puanlık fark kararsız ya da apolitik seçmen kimin lehine ibreyi bükerse onun iktidar olabileceği bir saha, böyle karpuz gibi ikiye ayrılmış bir kent. Iğdır'ın bu profilinin kendisi hala korunuyor. O aradaki kararsız kalmış, belli açılardan güven duygusu zedelenmiş olan
ya da daha apolitik olan seçmen kesimlerine kim hitap edebilirse, oradaki güç birliğini kim daha doğru yönetebilirse o kazanır. Kars açısından durum biraz daha farklı. Kars'ta biliyorsunuz 2019 seçimleri dışında DEM Parti'nin geleneğinden geldi siyasetler yerelde seçim belediyeyi almamıştı. Ama çok en önemli güçlerden biri olarak duruyordu. Kars da bölgenin çok çok siyasetli ve üstelik bu çok siyasetli olma biçiminin kendisi de oldukça taban açısından partizancı olduğu kentlerden biri. Onu belirtmek lazım. Yani hasbelkader öylesine AKP'ye, CHP'ye, İYİ Parti'ye ya da DEM Parti'ye oy veren insanlar değil, ideolojik form olarak büyük oranda benimseyen bir seçmen tabanına sahip bu siyasetler. Ve birbirleriyle oldukça dengeli yakın oranlarda oy alıyorlar, oydaş tabanına sahipler. Bu tip kentlerde DEM Parti kendisi karşısında ana muhalefet ve iktidar siyasetinin adayında yani bir blok oluşmamasına özen gösterirse, ola ki olası bir bloktaysa muhalefeti oluşturan tabanın kendisine oy vermesini sağlayacak o çoğulculuğa hitap eden aday ve söylemlerle yola çıkarsa şansı yükselecektir. Birincisi o kentlerin, o kent yerelinin talep ettiği, benimseyebileceği profile bir adayla girmek. Aday profilinin hiçbir seçimde olmadığı kadar çok önemsendiği bir seçim süreci yaşıyoruz. Bizim saha araştırmalarımız bunu söylüyor. Biz ilk defa bu kadar yüksek oranda DEM Parti seçmeni de dahil, bütün partiler arasından söylüyorum, bu kadar yüksek oranda gösterilecek adayın profiline ve seçim vaadine kulak kesmiş bir tabanla karşılaştık. Dolayısıyla bu iki faktörü DEM Parti'nin de gözetmesi gerekecek. İlgili kentin aday beklentilerine uygun bir aday profiline, oradaki toplumsal, kimliksel farklılıklarını da taşıyan ya da bunlarla bağ kurmuş bir aday profiline ihtiyacı var. İkincisi, bu aday profilinin yerelin hem belediyecilik hizmeti hem siyasal gelecek beklentileriyle uyumlu söylem kurabilecek, vaatler oluşturabilecek, somut vaatler kurabilecek bir programa, bir politik hatta ihtiyacı olacak. Üçüncüsü, bütün seçmen taşımalarına rağmen kendi tabanından tek bir kişiyi kaybetmeksizin ama diğer siyasetlerde açığa çıkmış olan memnuniyetsizlik ve dağılmalar sonucunda yereldeki seçmeni adressiz bırakmayan, onlar için de alternatif adres olabileceğini göstereceği bağlar, temaslar kurması gerekecek. Hatta yerelden ittifaklar belki de partileriyle olmayan ittifakı tabandan kurması gerekecek. Dördüncüsü, taşımalı seçmen usullerinin mutlak surette açığa çıkarılıp deşifre edilmesi, bunların hukuk dışı olanlarıyla mücadele edilmesinin sandık kurulmadan önceden yapılabilmesinde fayda olacak gibi görünüyor.